Sen stil ikonu yarışmasını sunuyordun. Evet. Üç bölüm mü sundun? Dört bölüm. Aslan Doğan Turan evet, jüriyesiydi. Evet, Hakan Akkaya ile Aslan Doğan Turan jüriyesi. Ben de programı sunucusuydum. Sen programı sunuyordun. Evet. Sonra dördüncü bölümde... Sonra beşinci bölümde ben adaya veda ettim. Niye adaya veda ettin? Niye gönderdiler seni? Göndermediler. Hakan Akkaya ile bizim yıldızımız en başından beri barışmadı. Hı. Şimdi bu programın en başında ilk Hakan Akkaya ile anlaşılıyor. Hakan Akkaya da programa yanına partner olarak jüri üyesi Aslan Doğan Turan'ı alıyor. Hı hı. Yani bu programı Aslıhan'ı Hakan ikna ediyor. Ondan sonra da bu program böyle sanki Hakan'ın programıymış gibi bir şey oluyor yani Stilikon'u programı. En başından beri Hakan sadece Aslan'la ikisinin programda olacağını düşünürken bir anda ben sunucu olarak tanıştırılıyorum. Ama Hakan'a sürpriz oluyor o. Hani daha öncesinden programda başka bir sunucu olacağıyla alakalı olarak Hakan'a ben çok büyük bir sürpriz oluyorum. Yani en başından beri aslında Hakan programda sunucu istemiyor. Hani programı kendi sunmak istiyor. Hani tamamen sadece ekranda hep biraz daha fazla ben olayım. Yani her şeyi ben modere edeyim. Jüri üyesi olarak bir tek bana söz verildiğinde ben yorumumda kalmayayım. Bu programda işte giriş, çıkış, gelişme, sonuç her şeyde bütün her şeyi ben modere edebilirim aslında düşüncesiyle. Bu şekilde programla anlaşmış, böyle yola çıkmış. Ben de böyle sunucu olarak karşısına çıkınca en başından beri istemiyor aslında Hakan beni programda. Biraz böyle yapımcılarım da hani idare eder misin muhabbetindeydi. Ben de çok öyle aslında idare edebilecek bir insan değilim öyle ama sevdiğim değilsin. Arkadaşlarım zaten. İşte idare edebileceğim kadar idare edebilirim. Çünkü biz ilk tanıştığımızda hani böyle hep birlikte program başlamadan önce bir tanışma toplantısı yapıldı. O tanışma toplantısında hani gittikten sonra benim o enerji alıyorsun ilk vibe, ilk yorum falan oluyor. Ben zaten tüm yapım ekibine arkadaşlara dedim ki biz dedim çok büyük kavga ederiz. Yani biz dedim anlaşamayız dedim yani. Hani şimdiden belli bu zaten. Dedim. Peki zaman zaman aranızdaki gerginlik görüntülere de yansıdı. Arkadaşlarımız o parçaları almış. Bir izleyelim. Evet, perde arkasını bize anlat. Evet. Bir yıldızımız barışmamış. Hı. Ama en başından beri var evet. Zaten. Hani o kadar hani yola çıkarken belliydi ki bu aramızda atışacağımız. Ben öyle çok idare edebilecek ya da böyle çok üstüne bastırılabilecek bir karakterde insan değilim. Zaten aslında orada görev tanımlarımız farklı. O jüri üyesi, ben programın sunucusuyum. Programı açarım, aradaki iletişimi sağlarım, programı kapatırım. Hı. Hani oradaki bütün toparlama konusundaki moderasyon bende olur ama hani Hakan en başından beri bu görevi de kendisi yapmak istediği için orada hani kızlar şimdi 10 tane kız çıkıyor oraya. Her biri böyle podyumda görülüyor. Her birini de kızlar orada yorumluyor. Şimdi o süreç zarfında Hakan ekranda yok. Hakan orada bekliyor. Hani o bekleme konusundaki oraları istemiyor Hakan. Oraları hep da ben yaparım. Yani hep ekranda biraz daha fazla. Hani o program aslında böyle Hakan'ın üzerine kurulmuş bir program gibi düşünün. O yüzden hani ben orada zaten istenmeyen, en başından beri istenmeyen kişiyim. Peki hani biraz, ne oldu da... Programda şey oldu hani şimdi ben açıyorum programı. Programın da açılışlarında ya da kapanışlarında ya da aralardaki iletişimlerde hani yapımcılarımız, programdaki işte yönetmenimiz benden daha eğlenceli. Hani benim kendi programlarımda da Hande Kaplertan'da da yaptığım gibi işte şarkılı, türkülü işte ben böyle Seda Sayan ruhluyum zaten. Seda Sayan gibi böyle programları şarkılarla ay 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 falan açarım. Bir de şimdi her programın ayrı bir konsepti var. Her gün kızlar farklı bir konseptle podyuma çıkıyorlar. İşte 2023 yazına böyle giriş yapıyorum da. Ben şimdi en başta böyle bir kendime bir senaryo yazıyorum. İşte şarkı falan ne bileyim Serdar Ortaç'tan bir gün bir şarkı söylüyorum. Bir gün işte doğum günü konsepti var. Doğum günü konseptine uygun bir şarkı söylüyorum. İşte o şekilde bir açılışlar var. Her programın başında da Hakan sürekli işte ilk programı ben açtıktan sonra jüri üyelerimi davet ediyorum dediğimde işte mesela Hakan Akkaya diye çağırdığım zaman önümde de böyle bir niteleme bir şey söylüyor. Mesela şöyle 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 Hakan Akkaya diyorum. İşte ne bileyim Aslıhan'la ilgili mesela işte gözlük deyince de sensin. Aslıhan'dan Turan diyorum böyle bir niteleme oluyor orada. Mesela çıkıyor Hakan ve yapıyor. Beni sadece Hakan Akkaya olarak davet et diyor mesela. Hani orayı bozuyor, orayı istemiyor. Hani bir şekilde oraya müdahale ediyor. Ya da ben böyle işte şarkıyla falan programı açtığım zaman zaten en son bu muhabbetten benim artık hani dördüncü program çektik. Beşinci gün finalini çekiyoruz artık programın. Haftanın finalini çekeceğiz. Yine bir şarkıyla açtım programı. Arkadan işte Hakan çıkıp işte aşkım sen bir gelir misin dedi bana. Efendim dedim.
sen dedi artık hani bu programı bir şarkı söyleyerek açmaktan vazgeçer misin dedi. Hmm. Şimdi artık bir program, iki program, dördüncü bölüm, beşinci bölüme gelmişiz. Her programda bir müdahale var. Hmm. Şimdi o sanıyor ki orada şimdi işte Aslan'ı da idare ediyor. Oradaki bütün yapım ekibini de idare ediyor. Kızları da idare ediyor. Hani bütün orada 10 kız karşısına geçiyor. Hakan hakaret, hakaret, hakaret. Kızlar böyle koyun gibi onları falan böyle bütün hakaretleri işitiyorlar. Kimse de cevap veremiyor. Hani sen bana mesela bir tane kızla kalkıp da böyle bir şey diyemezsin falan deyip ağzını da açmıyor. O yüzden orada bir böyle Hakan Egemen bir program o. Hı. Sandı ki beni de öyle idare edebilecek, hı, beni de öyle yönetebilecek. Hani ben nasıl istersem sen programı öyle sunacaksın gibisine böyle her şekilde karışıyor her programla. Ben dedim sen dedim burada dedim jüri üyesisin. Ben dedim programın dedim sunucusuyum. Hı. Öyle dedim sen dedim işte şöyle yap böyle yap senin istediğin gibi dedim ben bu programı dedim sunmam. Bu programı ben açıyorum ben kapatıyorum dedim yani sen buna karışamazsın dedim. Öyle tabii orada bir koptu olay. Nasıl koptu? İşte biz orada birbirimize girdik tabii ki öyle deyince. Çünkü o onu zaten benden böyle bir tepki beklemiyor orada. Ne cevap hani verdi? Şey falan zannediyor. İşte tamam peki diyeceğim. Ondan sonra sen nasıl istiyorsan öyle sunarım deyip sanki devam edebilecekmişim gibi öyle algılıyor. Bir anda ben şimdi böyle bir tepki verince hani sen kimsin? Ben burada bu programın sunucusuyum. Bu programı ben açıp kapatıyorum. Hani sen benim nasıl açtığımı kapattığımı falan karışamazsın. Jüri üyesisin. Sana ben sözümü veririm. Sen kızları yorumlarsın. Sana söz verdiğim müddetçe. Oranın moderasyonu ben de sonuç olarak. Oradan da işte bu tabii ki böyle bir karşı duyunca tabii hemen böyle şoka girdi. Şimdi Hakan da şey değildir böyle hani altta kalacak bir tip değildir. Sürekli konuşan aslında bir, evet, bir kişi, karakter. Benden de böyle tepki beklemeyince o bir böyle pustu. Hani şaşırdı. Ondan sonra işte bir şey sözü var. Seda Sayan programı mı yapıyoruz işte hep şarkılarla bu program açılıyor. Ben de dedim ki sanki dedim sen dedim İngiliz kraliyet ailesi dedim üyesi. Burada dedim çok dedim elit dedim yani çok kaliteli bir program yapıyorsun. Sabahtan akşama kadar herkes birbirine hakaret ediyor. Ha dedim burada takılacağın tek şey dedim benim dedim programımı dedim Seda Sayan gibi şarkılarla türkülerle açmak mı? Yani hani bu Semiramis Amis Pekkan'ın şey muhabbeti var yani evime negatif enerjisi olan insanları almıyorum. Evet. Ben de iş ortamında gayet herkesle bütün yapımda bütün çalışanlarla birlikte gayet eğlenerek mutlu mesut program yapmaya çalışıyoruz. Orada bütün günümüzü sabahtan akşama kadar birlikte vakit geçiriyoruz. Bu işi keyifle yapamayacaksak bir benim orada ne işim var zaten? O kaosun içerisinde zaten olmam ben. O kaosun içerisinde olmayı tercih etsem bambaşka yerlerde olmayı kabul ederdim zaten. Hmm. O yüzden de bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Zaten istediği de oydu. Ben ondan sonra pılımı pırtımı topladım. Adaya veda ettim. Ben ondan sonra onlar devam ediyorlar şu anda. O şekilde oldu yani. Hani bizim en başından beri aslında Hakan'la olmayacağımız belliydi. Evet. Acaba olur mu olmaz mı diye hadi bir deneyelim diye yola çıkıldı. Ama hani bu kadar dik karakterde ve Hakan'ın orada sunucu istememesi ve bu programın Hakan'ın üzerine kurulu bir program olup da işte eline işte alıp da bütün her şeyi kendisi yapmak istediği için de ben de ona o programı bıraktım ve gittim. Şu anda programın sunucusu yok. Ben gittikten sonra tabii ki sunucuyla devam etmediler Hakan'ın isteği dahilinde. Onun yerine de biraz daha orası renklensin diye işte Ivana Sert, yeni moda programların vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Ivana Sert işte jüri üyesine katıldı. Senin kafasında Seda Sayan gibi şarkılı, türkülü, göbek atan kafası, kız sonuna. O kafasında sonuna herhangi bir şey değil. O anda öyle bir hani bana laf sokmaya çalışıyor. Sokabileceğini zannediyor. Bir şekilde orada bir mobbing falan da var. Ben zaten bunlara, bu oyunlara falan tam gelmem. Çıktım, evet, gittim yani. Bu yaşadıkları. Tamam kalsın işte kendisi şu anda programı sunuyor, açıyor ama kimsenin bu programdan haberi var mı? Yok. Ha, şimdi haberi oldu. Evet. İyi reklam yaptık. Hani senin gerçekten tartışma. Yaşadıkların mobbing ama. Evet. Yani benim genelde böyle sunuculuk yaptığım Hakan programlarda eğer jüriyesi varsa telefonumuz var. Genelde böyle oluyor yani. Mesela TV8'de bizim bir tane Böyle Çoklar Güzelsin diye yine bir değişim programımız vardı. Evet. O zaman da Sema Çelebi jüriyesiydi. Evet. Ben de yine programın sunucusuydum. Orada da mesela şimdi sabahtan akşama kadar biz böyle işte estetisyene gidiyoruz, dişçiye gidiyoruz, işte kuaför var, makyaj var. Yarışmacılar da sabahtan akşama kadar tüm gün burada değişim serüveninde, değişim yolunda ben onlarla birlikteyim, ekrandayım yani.
Şimdi stüdyo kısmında da günün finali yapıldığı zaman Sema Çelebi de jüri üyesi olarak yorumlayacak. Beni stüdyoda istemezdi Sema Çelebi. Hani sen zaten sabahtan akşama kadar onlarla birliktesin, ekrandasın. Hani bırak burada da biz konuşalım muhabbetinde ama zaten bir şey konuşmuyorum ki. En fazla hani söz veriyorum. Oradaki moderasyonu sağlıyorum. Hayatım konuşmasan da olursun. Ama şeydi böyle yani işte benim oradaki varlığım onu falan çok rahatsız ederdi mesela. Ben yine aslında böyle çok hırsları olan bir kadın değilimdir. Bana ne görev verilirse kendi görev çatısı altında o görevi yaparım. Ama orada bir şekilde benden rahatsız olunuyor. Hani ve böyle hani istenmiyor. Çok gösterişli böyle bir bakınca insanın dönüp bir daha baktığı bir tipsin ya, öyle bir enerjin var ya, bu bazı ama isimlere... Ama kötü biri değilim ve tamam kimsenin da, yani hayır, kimseyle uğraşmıyorum, hayır, kimseye karşı tamam, hep iyi niyetimle güler yüzle yaklaşıyorum. Bu rahatsız ediyor olabilir mi? Bu rahatsız ediyor olabilir mi? O da kişinin mi? Kendisiyle alakalı. Kişi kendinden bilir işi. O onlarla ilgili bir problem. Peki Hande, siz kameraların arkasında kuliste tartışıyorsunuz, bir ağız dalaşı yaşıyorsunuz Hakan'la. Araya giren, hakemlik yapan kimse yok mu? Aslan mı? Yok, nerede? Programda. Program sırasında. Tabii tabii. Şimdi o anda biz programı çekerken oldu. Bir anda başladınız. Yani işte kaldı. Final bölümünü... Her şey kayıt altında aslında. E tabii, kayıt altında. Ama tabii yayınlamadılar. İsterlerse yayınlasınlar. Aslan araya girmedi mi? İşte onu söyleyeceğim. Aslan araya girmedi mi? Orada, yani bütün tabii ki yapım ekibi geldi. Hani oradaki o kargaşayı falan ayırmaya çalıştılar. Siz çat çat kameraların önünde... Çat çat olan benim ama orada. Sensin. Patron, biraz, o da bir şekilde. Öyle tepki beklemediği için benden. Sen de dolmuşsun tabii durup dururken. E tabii ben şimdi benden dediler ki hani idare eder misin? Ben de şimdi bir program, tamam, iki program, üç program. Tamam, okey, idare ediyorum. Tamam, hiçbir şey yok. Tamam. Ama hani 60 bölüm için anlaşılmış. Şimdi her gün ben şimdi orada gideceğim sabahtan akşama kadar öyle bir enerjiyle. Tabii. Ben niye orada olayım ki? Yani niye orada olayım? Tabii. Bu arada programın yapımcıları o bölümü yayınlarsa program daha çok of, sesini duyurur. Of, yoksa hani of, kıyafet işte yorumlama falan diye değil. Kıyafet yorumlama çok ilgimi Hakan çekmiyor. Hakan izin vermez. İzin vermez tabii ki. İstemez. Hakan izin vermez. Telefon...